Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Böyle tarlamıza da hoş geldiniz. Bugün biz Recep'le şöyle zeytinlerde zeytin var mı yok mu diye bakmaya geldik. Olanlar da zaten dibine dökülüvermiş şöyle. Sadece siyahlarda az çok görüküyor. Bak şurada bir hatmi çiçeği var. Üstünde de zeytinlerimiz var. Maşallah. Hepsi böyle tutsa ne var? Zincir gibi. Vallahi bir dal bir şey ama çok güzel tutmuş. Geri yerinde yok. Yine şöyle dökülmüş arkadaşlar. Geçen yıl Recep budamağa geldi. Budamış, temizlemiş dibini. Temizlesene işte aynı yine olmuş. Kurusu burada. Kapkara olanların dibi de. Yani başında kalmamış desen yeri var yani. Burası çakallığın ormanı. Çakallık. Vallahi niye çakallık demişler bilmiyorum. Herkes çakallık diyor, biz de çakallık diyoruz. Demek ki eskiden çakallar varmış burada. Öyle olmasa neden öyle denecek ki? Recep nereye gitti? Arabada da yok. Bak şu güzel. Ara ara böyle dalları güzel yine. Bu fena değil. Bunu fazla dibine de dökülmemiş. Var da az. Şöyle ileridekiler de var. Şu ikisinde. Bunda yok. Ya işte dediğim gibi geleceğiz burayı biz çırpıştıracağız. Belki öğlene biter burası. Acaba Nergezik dediğimiz yerde var mı? Ay şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Ay çok güzel. Sakızlıklar sararmış artık yaprakları. Değişik bir renk almış, güzel bir renk almış. Gelmişken şöyle bir pişireyim de ot toplayayım diyorum arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum bir tane ot görmedim ben burada. Şöyle cirimler var. Şöyle üzümleri. Şuraya bakın. Kartpostal gibi aynı. Bir fotoğraf çekmek lazım böyle. Neyse gidelim bakalım. Böyle turpotlar var ama bunlar da güzel değil. Sadece şunun 3-4 yaprağı güzel. Göbeğindeki. Belki şu kenarda olabilir. Şu kenarlara bıçağımı alayım da gideyim bakalım. Arabada bıçak varsa bir bakayım. Burası da ablam gibi. Onlar da toplamamışlar da. Ama ben poşet almadım. Arabada var mı acaba? Burada ekmek var. Bunu şuraya
kuşlar yesin diye atayım. Kedi köpek varsa buralarda. Bayat ekmek. Recep'in arabadaymış bu. Poşetini ben alayım. Ekmeğini kuşlar yesin, kediler yesin. Şöyle kenarda dursun bakalım. Dağılmam gerekene bakalım bir. Zeytinlerine. Hem de şöyle gitmişken. Geçen sene burada çok ot vardı. Heh, bak. Şurada var. Turp otu. Taşın dibiymiş ayol o da. Şöyle arkadaşlar şu dış yapraklarını atarım ben bunu. Şimdi tek elimle yapamayacağım. Şöyle alayım. Şurada sizlerle beraber kirişler bile çıkmış. Çiriş. Onlar kınlarda yine var, fena değil. Diplerini toplamışlar herhalde. Çünkü hiç dibinde yok bunun. Başı güzel maşallah. İyi. Fena değil yani. Daha tam otlar böyle. Her ot çıkmadı arkadaşlar. Bu da sütlü ot. Şöyle bakın. Yakın çekeyim. Geçen yıl dediğim gibi burada çok turp otu vardı, gelincik vardı ama daha ancak sulak yerlerdeki otlar çıktı da burası da ancak çıkacak. Sebze yatakları mesela. Oy, burası nasıl olmuş böyle? Şura bakın. Bu ablam gelin. Görümcem gelin. Onlar da gelememişler. Ama çok güzel tutmuşmuş. Gerçekten. Şura bakın. Maşallah. Allah ağız tadına yedirsin inşallah. Hepimizin. Heh, şurada sütlü ot var. Bunu biz yemeğimize katarız. Yemek yaparız yani. Karışık otlarla. Turp otunla da olabilir ama sade kavurmadım hiç. Hiç bunu sade denemedim. Taşa dek geleyim. Bunları toplaştırayım yine ben. Şunu da alayım. Allah Allah, burası sütlü ot yeriymiş. Hepsi de taze ama büyük olduğuna bakmayın, çok taze. Valla biz buna sütlü ot deriz. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Bilen arkadaşlar mutlaka vardır yani. Her yörenin ayrı ayrı ismi var. Biz sütlü ot diyoruz. Şimdi taze yerlerini. Dış yapraklarını atarım yine. Ama burada çok. Hepsini almayacağım. Vallahi dolu. Geçen yıl bu kadar turp otu vardı. Bu sene süt ot var. Neyse bakalım. Ne güzel bir ses. Şunları alayım, poşetime katayım arkadaşlar. Şurada da aş otu deriz biz buna. Aş otu. İlabada değil arkadaşlar. İlabada onun daha büyük oluyor yaprakları, sarmalık. Bu aş otu. Biz öyle deriz.
Yine köpük kaldı. Bir dahaki geldiğimizde yine fışkırır. Şurada da var. Ama kuşlar yemiş, böcekler yemiş sanki. Şöyle baksanıza. Ben şu bütün yapraklarından alayım. Tazelerinde. Şurada da gördüm. Daha ancak çıkacak bunlar. Bir taşla iki kuş vuruyorum bugün. Hem bahçemizde zeytinler nasıl bakıyorum, hem de otluyorum. Akşam pişiririm. Ya da yarın pişiririm. Şöyle poşetimi. Bakın. Burada kuş konmaz var. Geçen annem gibi orada zeytin toplarken alacaktım. Geç kaldık diye hani akşam üzeri giderken alayım dedim. Alamadım. Bak ama bu kurumuş gibi sanki. Şöyle dış yapraklarını atayım ben bunun. Şu göbeğinden. Taze yerinden. Şu çiçekli gibi yeri. Şurasını ayırırım. Şöyle bakın, şurası pek güzel. Burayı alayım. Neyse, bir de şu dediğim gibi aşağıya bakalım. Recep yok, Recep herhalde dağa çıkmış. O gelene kadar. Şurada tarlaya indim ama burada turp otu var arkadaşlar da, bunlar güzel değil. Yine şu iyi gibi biraz. Tam istediğim gibi değil. Turp otu çok ama. Neyse, şimdilik işimi görür. Bak, istediğim turp böyle benim. Esas yağlı turp bu. Evet, esas yağlı turp bakın burada. Şu dış yaprakları delik delik onları atarım. İki çeşit ot buldum bugün. Bakalım, bir de şu şeyin kenarlarına bakalım. Poşetimi alayım da. Şurada da var güzelleri. Beğendiklerimi aldım, beğenmediklerim kaldı.
Öyle zaten bayağı yeter. Hep tot pişireceğim. Başka ot bulursam karışık ot yapacağım. Bulamazsam turp otunla işte yani üç çeşit buldum bak bununla beraber. Turp otu, sütlü ot bir de aş otu. Ne bulursam şunları poşetime katayım. Bak burada daha gerisi varmış onun. Şu biraz büyük gibi onu alayım ya da şu göbeğini alalım. Acaba körden falan bulur muyum dedim de. Bu da gömeç. Bu da pek güzel olur ha. Bu falan hardal turp. Neyse şöyle bakıyorum da yok arkadaşlar. Recep de geldi evin şey, evin yanına diyorum ya. Arabanın yanına. Beni bekliyor. Şunları da alayım. Şöyle koyayım. Şu aşotlarını da alayım. Burayı sürecekler. Ekin ekecekler. Temizlemişler. O yüzden şöyle kökünle kazabilsin. Daha iyi de kökünü tam çıkartamıyorum. Ben yolmasam sürerken yine köklenecek bu. Şunların taze iyi yerlerinden. Güzel yerlerinden. Aşaklarını bir poşet buldum. Hadi bakalım gidelim. Temizlemişler bakın kokarotları hep harımların kenarına atmışlar. Buraları sürecekler o kokarotları yakacaklar. Kimisi ekmiş, kimisi ekmemiş. Şöyle yola çıktım arkadaşlar. Neyse sizlerle beraber ağaçlarımıza baktık. Çakallığa geldik arkadaşlar. Ağaçlarımıza baktık. Biraz da ot topladık. Yani bir pişirim gelir bana. Oh, yarın bir gün pişirebilirsem işte dediğim gibi. Oraya da bir tane ev yapmışlar. Şu taraf. Yakın aslında buraya etrafını çevirmişler. Bir de Türk bayrağı asmışlar. Sobalar bile yanık. Bakın şurada. Neyse bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.